Dünyayı isteyenlerin sonu. Dünyanın en büyük aldatıcılığı, insana kendisine devamlı kalacak şekilde göstermesidir. Halbuki o, devamlı hareket eder ve insandan kaçar. Fakat safha safha ve gayet yavaş hareket eder. Kendisine bakıldığı zaman, hareketsiz görünen fakat daima uzayan gölge gibidir. İnsan bilir ki, ömrü devamlı gidiyor ve yavaş yavaş kendisinden her an biraz daha uzaklaşıyor. İşte bu uzaklaşan ve kaçan dünyadır insana veda ediyor. Ama insan anlamak istemiyor. Dünyanın aldatıcılığından biri de kendini insana sunuyor gibi göstermesi, onu kendine aşık etmesi, devamlı onunla kalacağını, bir başkasına varmayacağını ima etmesidir. Hazreti İsa aleyhisselam keşfen dünyayı ihtiyar bir kadın şeklinde görüp sordu. Kaç kocan var? O kadar çok ki sayamam. Öldüler mi yoksa seni boşadılar mı? Hayır, hemen hemen tümünü de ben öldürdüm dedi. Bunun üzerine İsa aleyhisselam, diğerlerine ne yaptığını gördükleri halde, yine de ibret almayıp seni isteyen bu ahmaklara şaşarım buyurdu. Dünyanın aldatmacalarından birisi de, Dışını süsleyip bela ve sıkıntılarını gizlemesi kendine dıştan bakan cahilleri aldatmasıdır. Bu bakımdan şirkin yüzünü örtüp ipekli ve süslü elbiseler giyen ihtiyar bir kadına benzer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kıyamet gününde dünya yeşil gözlü, dişleri dökülmüş çirkin, ihtiyar bir kadın şekline getirilir. Onu görenler, Allah korusun, bu rezil ve çirkin şey de nedir derler. Onlara, bu uğrunda birbirinizi kıskandığınız, birbirinize düşman kesildiğiniz, kan döktüğünüz, merhameti terk ettiğiniz ve aldandığınız dünyadır derler. Sonra onu cehenneme atarlar. Dünya der ki, Ya Rabbi, beni sevenler nerededir? Yüce Allah onların da getirilip cehenneme atılmalarını emreder. i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh Kimyayı Saadet Sayfa 49-50 17 Haziran Mevlana Takvimi